Teknik Kariyer kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Bu videoda aracıma motor yapım sürecindeki eksantrik milinin üzerinde bağlı olan subap iticilerini değiştireceğim. Subap iticileri birçok araçta farklı farklı şekillerde olabiliyor. Bu araçta da bu şekilde. Biliyorsunuz subap iticileri eğer zamanla bozulduğu zaman ilk çalıştırmada veya işte ara ara motorun yağı özellikle ısındığı zamanlar ve yağ kalitesizse ve bu da ömrünü artık tamamlamaya yakınsa subaplar ses yapar. Şıkır 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 diye ses yapar. Bu da subap iticinin değişmesi anlamına geliyor demektir. Ama çok kalitesiz yağ kullanıyorsanız da bundan da subap itici sesi meydana gelebilmektedir. Hani bunda da ekstra olarak söyleyeyim. Hemen subap iticisi değiştirmenize vesaire yapmaya gerek yok. Şimdi biz aracımıza motor yaptığımız için subap iticilerinde hazır sökülmüşken değiştirelim diyoruz. Aracımız Hyundai Accent, 330 bin kilometrede bir araç. Bu şekilde gördüğünüz gibi 12 tane subap iticisi var. Bunun subap iticileri şöyle tutup çıkarttığım zaman şu şekilde şöyle bu şekilde bunların hepsini tek tek alacağız. Aldıktan sonra yenilerimiz de bunlar. Yağlayarak hepsini takacağız. Emme egzoz hepsi aynıdır. Bu şekilde montajlarını yapacağız. Montajı gayet basit ancak araçtan sökülmesi vesaire biraz uzun sürebilir. Benim motor yapım sürecindeki videoları video açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bu sürece nasıl geldiğime ulaşabilirsiniz. Çünkü ben direkt artık bunu söktüm. Size hani nasıl değişiminden bahsedeceğim. İsterseniz ben bunları hepsini sökeyim. Daha sonra yenilerinin montajında devam ederiz. Şimdi bunun aynı şekilde karşı tarafında da var. Onları da söktüm. Burada 8 tane bunlar emme hattı. 4 tane de bir tarafta var. Toplam 12 tane şeyimiz var, iticimiz var. Bunları şimdi güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra bunları yuvaya şu şekilde takıyorum. Bunları bu şekilde güzelce yağlayıp hepsini teker teker takıyoruz. Yağlamadan takmak olmaz. Değişim de gördüğünüz gibi gayet kolay. Sadece işte önemli olan buraya kadar ulaşabilmek. Evet, bu şekilde hepsinin hem yağlamasını hem de montajını yapmış bulunmaktayım. Gayet de güzel oldu, kolay oldu. Sizler de aracınızda eğer böyle bir ses varsa ve fincanları ya daha doğrusu iticileri değiştirmek istiyorsanız bunlara tapet de denilebiliyor. Subap iticisi diye geçer. Maliyetli bir işlemdir. Yani çünkü burayı sökmek vesaire yapmak gerekiyor. Ama biz aracımızda kendimiz yaptık bunu. Sizlere de motor yapım sürecinde bunların nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.